için bekliyorlar. Bir fotoğraf aldılar. Sayın Mezitli İlçe Kaymakamı, Sayın Belediye Başkanı, değerli meclis üyelerim, muhtarlarım, ilçe milli eğitim müdürü, Rotary 2430. Bölge Güvenleri, Mersin Rotary Kulüpleri Başkanları ve değerli üyeleri, Mezitli Sorumlu Kulübü Başkanı ve değerli üyeleri, Mezitli Kent Konseyi Başkanı ve kıymetli yürütme kurulu üyeleri, sevgili bisiklet dernekleri, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, yazılı, görsel ve internet medyasının değerli emekçileri ve her zaman yanımızda olan siz sevgili Mezitliler. Meme kanserine dikkat çekmek için Mersin'de yer alan 8 Rotary Kulübü, Mezitli Soraklı'nın Kulübü ve Mezitli Afat ve Toplumcu Belediyeci'nin örnek ismi Mutlu Mezitli'nin mimarı Başkanımız Sayın Neşet Tarhan'ı alkışlarınızla kürsüye davet etmek istiyorum. Değerli Kaymakam, değerli konuklar, hemen yanımızda bir söz yazılı, dünya üzerinde her ne var ise kadınların eseridir diyor. Kadınlarımızı onun için gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Yine bir ozanımızın bir söyleminde şöyle der: kadınlar insandır, bizler insanoğluyuz der. Gerçekten onun için kadınlarımızı tabii ki öncelikle sağlıklı kılmamız gerekiyor. Bugün dünyadaki kutlanan 2 Mayıs'taki meme kanserine dikkati çekmek için başlangıç günü. Bunun tüm diğer belediyelere, kurumlara örnek olmasını istiyoruz. Tek başına mücadele edilebilecek bir konu değil. Zaten belediyeler de tek başına hiçbir şeyi başaramayacaktır. Bu bir gerçek. Bunun içerisinde merkezi hükümetin olması gerekir. İşte bugün burada bunun örneğini veriyoruz. Kaymakamımız burada, sağlık müdürümüz, milli eğitim müdürümüz, jandarma komutanımız, emniyet mensup arkadaşlarımız ve birçok yine diğer yetkili arkadaşlar burada. Sivil toplum kuruluşundan arkadaşlar burada ve gönül veren, bireysel olarak gönül veren vatandaşlarımız burada. Yani başarıyı hep birlikte yakalamamız gerekiyor. Göğüs kanseri konusunda maalesef 1/3 oranında erken tanıyla kendini kurtaran kadınlarımız var ki bu oran oldukça düşük bir oran. Yine Türkiye'deki istatistiklerde 8 kadından birinde göğüs kanserinin tespiti yapıldığı söyleniyor. Oysa bunun tedavisi kolay, teşhisi kolay, kontrolü kolay. Bunu kadınlarımız biliyor ama ihmal ediyordur. Bunu rutin olarak yapmak gerekiyor tabii ki. Akciğer kanserinden sonra ikinci sırada en fazla görülen bir kanser türü. Ne yapmak gerekir? Ben tıp terimleriyle konuşmak istemiyorum ama araştırdığım zaman şu ortaya çıktı. Bizim her zaman söylediğimiz kent sağlıklı kent olmalı. İnsanlar sağlıklı olmalı. Kadınlarımızı ön plana çıkarmalıyız. Daha geçen günler Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutladık. Orada da hareketli yaşamın ne kadar önemli olduğunu vurguladık. Sağlıklı yaşamın ne kadar önemli olduğunu vurguladık. Göğüs kanseri için birçok bilim adamının söylediği şu: hepimiz için geçerli. Bu sadece kadınlar için değil. Sağlıklı beslenme konusunun üstünde durmamız gerekiyor. Obezitenin çok olduğu yerlerde Amerika gibi göğüs kanserine daha çok
yakalandığı bilinmektedir. Onun için obeziteyle de mücadele etmemiz gerekiyor. Sağlıklı beslenme üstünde duracağız. Yağlı beslenmeye mümkün olduğu kadar son vermek gerekiyor. Yine hareketli yaşam en önemli unsurlardan birisi. Bisiklete binmek, yüzmek, yürüyüş gibi. Onun için Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bunun dikkatini çekmiştik. Bir de tabii çağın gerektirdiği bu teknolojiyle beraber radyasyon ortamının çok olduğu biliyorsunuz. Televizyondan internete, telefona kadar, bilgisayara kadar bu radyasyon ortamlarının da bu hastalığı tetiklediği bilinmiyor ama birçok hastalığa zaten neden oluyor bunlar. Onun için bugün vesile oldu. Bunları sizlerle tekrarlamış olduk. Biz zaten belediye olarak kadınlara çok önem veren, kadınların bu ülkenin, toplumun geleceği olduğuna inanan bir belediyeyiz. Ama bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Onun için yeni gelen Sayın Kaymakamımıza ve daire müdürlerine, Rotary Kulübü'ne, Troptomist Kulübü'ne, başkanlarına, üyelerine, tüm sivil toplum kuruluşlarına ve buraya gelen, destek veren çalışma arkadaşlarım, muhtarlarıma, meclise, herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Geçti yok. Geçti. 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 Geçti.
Doğuran ara ara otobüsler bu meme kanseriyle ilgili şeyi yapsınlar da, anonsu yapsınlar. Millet ne diyor işte. Dönüyor başkanım, dönüyor. Dönüyor. Gerçi o herhalde belli periyotta mı? Aynen. Hazır bağımsız geçir herhalde. Pazar yerini de yapacağız. Aa, iyi misiniz? Maske takıyorum. Başkanım tabii ki. Aydan başkanım. Ne gel? Anons yapmak lazım. Evet. Özan Bey, Özan araca geçiyorum. Hayat şaşırtır hep zaten, ben gittim ben giderken, içim o dolu kalmışken, bir gidiş varlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten, ben gittim ben giderken.
belki renkten dolayı kimse bakmıyor. Dekor yapıyor sana. Çok güzel. Teşekkür ederim. Yeni bisiklet yolları daha başlıyor. Alıyoruz zaten. Evet, yolları yapacağız. Nisan'a kadar bir şekilde bazı çalışmalar yapacağız. O finale kaldığımız yarışmada, ödül aldığımız yarışmada ilk üçe girdiğimiz oldu. Çalışmalar mutlaka bir şekilde. Evet, çok sağ olun. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ebru Hanım'la başka bir projemiz var. Daha tasarı hakkında. Ham. Bakalım inşallah. Ben onu da gerçekleştirirsek biz bir mekanda toplama şeyimiz olabilir. Ömer herhalde yetti bu. Bir şekilde bir ortam yaratacağız. Bisikletler. Buluşma yeri. Buluşma yeri. Güzel bir yer. Çok güzel başlıyoruz. Müjdenizde bizim için çok önemli başkanım. Şehir dışından, yurt dışından gelen bisikletliler konaklamak için genelde bizlere başvuruyor. Güneş Parkları'na bir akartürücü başkanımız, makine mühendisler odası başkanımız yer vermişti. Siz de sağ olun, orada ilerleyen zamanda bir konaklama yeri yaptıracaktık. Bu da çok güzel bir haber. Daha güzel bir yerler düşünüyoruz. Sağ olun başkanım, teşekkür ederim. Sanıyorum Ebru Hanım bitti mi? Herhalde yakın tarihlerde bir hafta 10 gün içinde zannediyorum geçirmeden sonuçlandırmak istiyoruz. Tabii Ebru Hanım'ın kararı önemli. İnşallah daha güzel olacağız, daha çok beraber olacağız. Sağ olun başkanım, teşekkür ederim. Çok sağ olun.